sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Sizlere ADS hisse senedi hakkında bilgi vereceğim. Borsa Gündem kanalı olarak arkadaşlarım şirkette görüştük. Dedik ki şu anki durum nedir, ne değildir? Yani şimdi sen bedelli yaptın, bedelliden kalan bir 49 milyonluk bir lotun var. Rüccan taktasında satılmayan lotun var. Bunların durumu ne olacak? Hisse senedi nereye gidiyor? Bizlere dedik bunun bir açıklamasını yap dedik arkadaşlarım. Onlar da bizlere bir açıklama yaptılar. Yani onu da tekrar görüşmemizde bir kayıt yaptık arkadaşlarım. Sizlerle paylaşacağız. Birçok yerde işte Telegram'larda olsun işte Invest'te vesaire arkadaşlarım. Maalesef hisse senedi hakkında biraz olumsuz konuşmalar var. İşte şirket battı, şunu yaptı, patron mal aldı, kaçtı bilmem ne. Bu tarz konuşmalar olduğu için arkadaşlarım bizler de bunları sizlerle paylaşma gereksinimi duyduk. Zaten Borsa Gündem kanalında bu şekilde videoları zaten çoktur arkadaşlarım. Yani bir sıkıntı varsa biz her zaman için oradayızdır. Yani ona el atmak için buradayız. Sizlerin dili olmaya çalışıyoruz, eli olmaya çalışıyoruz, kulağı olmaya çalışıyoruz burada. Sizler de kanalımıza lütfen destek olmak için beğenip ve yorum yapın. En azından diyelim ki bakın kardeşim biz buyuz. Biz Borsa Gündem kanalı olarak ADS hissesine sahip çıktık, destek olduk ama sizler bizlere yardımcı olmadınız. Bakın bu kadar kişi de bunları söylüyor diye tekrardan bu yönetim kadrosuyla arkadaşlarım görüşmeye tekrardan çalışalım. Tabii burada sizlerin desteğinin olması gerekiyor. Lütfen sizler de arkadaşlarım üye değilseniz, abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konumuza dönecek olursak. Şimdi şu ADS hisse senedi. Dün hisse senedi çok güzel bir hareketini yapmak istedi. Bankop 19 milyon kadar yaklaşık bir lot sattı arkadaşlarım. Daha sonrasından biraz sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman işte Merlin bakın 19 milyonluk bir lotu var. Info 19 milyonluk lot sattı vesaire. Hisse senedini bir anda vurdular arkadaşlar. Günlük baz şu an günlük bazda satanlar alanlar kısmı arkadaşlarım. Bu şekilde ve bu vatandaşlarla arkadaşlarım bir konuşmayı gerçekleştirdik. Bu konuşmayı şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım. Konuşmanın sonunda da artık kendi yorumlarınızı yaparsınız. Buyurun şimdi konuşmaya. Buyurun efendim. Hocam kolay gelsin öncelikle. Sağ olun. Allah razı olsun. Size de hayırlı günler. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam öncelikle ben YouTube'dan Borsa Gündem. YouTube'dan Borsa Gündem. YouTube kanalım var benim. Bu, evet. Evet. Bu şirketler hakkında genel olarak işte bilgileri falan paylaşıyorum. İşte bedellisi olur, bedelsiz vesaire. Şimdi sizin de şirketiniz bizim dikkatimizi çekti. Geçen haftalarda hatta bu %300 bir bedeli yaptınız. Daha sonra evet. 49 milyonluk bir elinizde malınız kaldı. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi rücan hakkı kullanımı da 1 TL'nin altında olmamak kaydına tekrar bizim menkul aracılığıyla satışa sunulacak dediniz. Evet. Ve şu an hisse senedi 70 kuruşlarda geziyor. Yani bu durum nasıl olacak? Yani burada yatırımcı mağdur. Yani burada patron neden destek çıkmadı? Mesela dün güzel bir hareket yapmak istedi. Dünkü hareketini yapmış olsaydı şayet bedelliye kadar yaklaşık olarak 1.12 gibi bir seviyelere gelecekti. Yani bunu patron neden bir desteklemedi hisse senedini acaba? Bir sıkıntı mı var şirkette? Yok, şirkette herhangi faaliyetlerinde sıkıntı yok efendim. Evet, peki bu problem neden kaynaklı? Valla problem satıyor yani mal olan birileri satıyor. Yani kendisi yani serbest piyasada satma diyemezsiniz ki yani. Yok onda sıkıntı yok, tamam onda problem yok da mesela Bankof gelmiş güzel bir şeyini almış, lotunu almış. Sonra gelmiş 19 milyon 20 milyon lot sattı mesela. Dün hisse senedini batırdı. Normal şartlarda burada patron bir destek olamaz mıydı? Yani patron şunu diyemez miydi? Kardeşim bu adam benim malımı satıyorsa, kötülüyorsa ben de burada destek çıkarım. Yani koskocaman ADS şirketi sonuçta. Böyle şeylere bir pabuç bırakmaması lazım diye düşünüyorum ben işin doğrusu. Vallahi şu anda hani öyle alımla ilgili bir şey yok. İmkan yok. Geri alım sizin şeyine göre de hani yönetmeliğine göre de alamıyor yani şu an. Yani bir, öyle bir şey olursa da duyuruz. O kapta alımı yapar. Şu tamam. Anda öyle bir şey yok. Tamam onda sıkıntı yok. Peki bu 49 milyonluk kısım ne olacak? Vallahi birinci piyasada açılacak. Talebe göre hepsi olursa hepsi, yoksa diyelim 10 milyonluk oldu, 10 milyon da sermaye artık geri kalan eksik olacak sermayesi. 1 milyon 800 değil de mesela 1970 olacak. Tamam yani o kısım hadi biraz işimize geldiğini farz ediyorum ama yani şimdi biraz mantıksız değil mi? Orada biraz destek olunmuş olsa 49 milyon da satacaktın, sermaye yapacaktın. Mis gibi sermayen olacaktı yani. Bunu patron düşünmüyor mu acaba? Vallahi düşünüyor yönetim. Elbette düşünüyordur ama var, bilemiyorum yani şu andaki yani imkan çerçevesinde yani bir herhangi bir alım yapılır. Bir şey yapılır yani. Hani alım yapıp da yükseltme durumu yok.
Yani destek olmuş olsa yani en azından bir orada bir destek ki patron farz diyorum 1 milyon lot alacağım dese bu şekilde zaten herkesi cezbedecektir. Yani bütün vatandaş gelecektir ya patron malına sahip çıkıyor diyecekler. Şu an patron yani desteğini göremiyoruz. Şeyine bakarsanız patron dediniz yani zaten %7 ittifak olduğu ihtiyacı var. %7 ittifakın halka açık zaten yani. Tamam. Tamam. Daha öncelerinde yok zaten patron da dediler, başkan da yok öyle bir hissi. Zaten hissi yok şu anda. Tamam destek olurdu oradan. Artık mal alırdı, mal toplardı zaten şu an kağıt bedava oldu yani. Hisse senedi bedava yani. Şu an bizi bile cezbediyorsa patronu nasıl cezbetmez? %7'sini %10 yapar, %20 yapar yani. Vallahi herhangi bir alım olsa kapı açılanıyor. Başka bir şey diyemiyorum şu anda. Peki şu an için ne gibi bir faaliyetleriniz var? İçin ne gibi bir faaliyetleriniz var? Faaliyet alanınız nasıl? Bir inşaat muhabbetiniz vardı. Şimdi onun durumu nedir? Kira gelirleri var. Kulesi'de AVM var. Konya'nın merkezinde bir yer. Yüzün üzerinde mağazası var. Onun kira gelirleri var. Evet. Konya Eriyeli'de var. Evet. Konya Eriyeli'de var. Kırkaplı mağazaydı zannedersem. Orma var kira gelirleri. AVM. Evet. Artık başlayan inşaatlar var. Başakşehir'de İstanbul'da %24 adresinin payı var. Evet. Konya'da var bir iki başlamış projesi. Bir konut projesi var. Bir renk. Bir dükkan inşaat projesi var. 34 konutluk yine yapılıyor şu anda. Artı bu belirtin gelecek miktarlarla Zermeram diye bir başlamış, Seha İnşaat'ın başlamış olduğu bir inşaat var, orası devam edecek. Peki bu Kanal İstanbul'un yapılacağı çerçevesinde bir arazisi veya da bir faaliyetiniz olacak mı? Ona göre bir planınız var mı? Şu an İstanbul'da başka bir yer veya bir faaliyet yok. Kanal İstanbul kısmında herhangi bir arazi yok, doğru mu? Yok, o ayla ilgili bir gündem yok şu anda. Anladım. Peki, Kanal İstanbul'a ilgili bir şey yok. Peki şu anki faaliyetlerinizi en azından bir kapı olarak duyursanız da sadece hani ADS'i şu şekilde görmesek, işte bir devre kesti bilmem ne gibi görmesek de en azından faaliyetlerinizle alakalı bir şeyler paylaşsanız da en azından desek ki ya bu ADS şirketi evet arkadaş ayakta duruyor, dimdik ayakta diyebileceğimiz bir şeyler lazım bize. Ama normalde faaliyet raporunda geçiyor. Artı 2-3 gün yani geçen hafta içinde o bir konutla ilgili bir anlaşma yapıldı. Bildirildi yani. Bildirilmesi gereken bildiriliyor yani. Yani hayır mesela şu anki durum örnek vereyim. %20'si bitti, %30'u bitti, %50'si bitti diye. En azından bir paylaşımlar olabilir yani. Şirketin en azından faaliyette olduğunu bilmesi gerekiyor yatırımcının şu an. Anladım. Ya buna göre bir çalışma yaparsanız çok seviniriz. Yani şu an birçok vatandaş mağdur. Ve bizler de yani elimizden gelen desteği de yaptık yani biz bu şirketi beğendik aldık ama şu an ADS'de beklentimizi hiçbir şekilde karşılamadı yani bizim bu an şu anki desteğimize karşı ADS yapmadı yani bir şey. Anlaşıldı efendim. O konuda da yeterim inşallah. Yani o şekilde bir çalışma yaparsanız sevinirim en azından bir gün içerisinde veya bu hafta içerisinde işte en azından bir faaliyetlerinize dair bir haber atarsanız yatırımcı da en azından şunu diyecektir. Yani evet arkadaş ADS ayakta duruyor. Şu an her evet. Tarafta telegramlarda bilmem nelerde saçma sapan 3-5 tane adamın yazdığı işte ADS battı bilmem bitti şunu yaptı bunu yaptı. Yani bu evet. Şirkete yakışmıyor. Şirkete bu atıfların olması gerçekten berbat bir durum. Yani ben yakıştıramıyorum şimdi orası. Tamam Hasan Bey'i iletelim efendim. Bir sorumlusu yatırmış bir durumda. O da yönetime sunar zaten iletelim. Yani gerçekten çok güzel olur hocam. Yani en azından bir faaliyet olarak yapılan işler konusunda bir kaba haber atarsanız şu kadarlık iş bitirdik. Mesela %10'dur. Geçen ay %10 bitirmişsindir. Şimdi %20'ye çıkartmışsındır işini, işte inşaat kısmını. %20'sini çıkardık. Biz de en azından şunu deriz. Evet arkadaş bu adamlar işte %10'unu bitirdiyse bir ay içerisinde %20'sini bitirdi. 5-6 ay sonra bu sektöre girecek. Ona göre de biz de yatırımlarımıza devam edelim. Yani bu şekilde olursa biz de ADS'yi bırakacağız. Olur diyorsunuz. Yani ADS'yi o zaman... İsim ne demiştiniz? Ben Borsa Gündem. İsminiz varsa ben o isimde olarak belirleyeceğim de. Tamam Borsa Gündem'den abi. Borsa Gündem olarak şöyle seni sevinirim. Çünkü beni herkes o şekilde tamam. Tanıyor. Yani zaten siz tamam. De bakabilirsiniz YouTube'da. Yani değerli şirketlere özen gösteriyoruz. Özellikle yani ADS'yi de bu şekilde biz düşündük. Ama şu an gerçekten mağdur durumdayız. Yani bu şekilde olması gerçekten bizi üzdü yani.
inşallah bu kısa sürede telafi olur ya. Doğru, şu anda istemeyen bir durumda inşallah telafi olur. İnşallah hocam ya. Onu da tamam. Benim öngörülerim dediğim gibi olursa en azından yapılan faaliyetler bir belirtin. Gün içerisinde mümkün mertebe yapabiliyorsanız bir kaba veriyle işte şu kadarlık bir iş yaptık. Geçen ay şu kadar yapmıştık. Şimdi şu kadarını yaptırdık. Bitirdik. Şu kadarlık iş yaptık derseniz en azından yatırımcıyı da en azından şevk etmiş olacaksınız. Bizler de o durumda şunu diyeceğiz. Evet, ADS dimdik ayakta. Bunu dememiz lazım. Yoksa yani ADS'ye biz de veda ederiz bu şekilde. Anlaşıldı. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, bu şekilde şirket yönetimiyle konuştuk. Elimizden geldiğince mağdur olan arkadaşlarım da lütfen biraz beklesin. En azından durum nedir ne değildir bir bakacağız. Yani şimdi Bankof'un bir güçlü bir alımı olmuştu. Daha sonrasında da güçlü bir satımından sonra yani Bankof da zararla çıktı bu hisse senedinden. Onu da buradan söylemiş olalım. Yani parayı alıp da gitmediler. Bunu da söyleyelim. Bankof şu an zararda çıktı. Tekrar Bankof bu hisse senedinden bir beklentisi olup da tekrar hisseyi alır mı almaz mı bakacağız. ADS şirkete bu şekilde devam etmeye çalışırsa veya da bu şekilde hala devam ederse arkadaşlarım hep beraber SPK'ya şikayet dilekçelerimizi oluşturacağız arkadaşlarım. SPK'ya arkadaşlarım yazacağız. Diyeceğiz ki kardeşim ADS şirketi şu seviyeden bu seviyeye kadar geldi. Yani bedelli yapmışsın. 1 lira rücan hakkı veriyorsun. Evet ama 1 lirayı rücan veriyorsun ama hisse senedi 70 kuruş. Bu durumda arkadaşlarım bizim SPK ile işimiz var. Yani ADS ile de değil. Bizim şu an itibariyle SPK ile işimiz var. SPK diyeceğiz ki kardeşim bu şekilde bir şirket o zaman neden bedelli sermaye artırımı yaptırıyorsun? Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu hiçbir dünya borsasında böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle yok. Böyle saçma bir olay sadece maalesef bizim ülkemizde oldu arkadaşlar. Biz bunun peşindeyiz. Lütfen siz de desteklerinizi olun. Abone olmayan arkadaşlarım lütfen abone olsun. Alt kısma yorumlarını yapsın kardeşim. Biz borsa gündem olarak sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Sizlerden destek istiyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Hiçbir Allah'ın kulu şu an borsada veya da YouTube'da hiçbir kanalda bu şekilde bir faaliyet yürüten bir kanal yok. Bir kanal yok arkadaşlar. Burada sadece Borsa Gündem var. Borsa Gündem kanalı olarak özür diliyorum. Borsa Gündem kanalı olarak şirketlerle elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Gerekiyorsa SPK ile mücadele edeceğiz. Yani böyle saçma sapan iş olamaz. Bizler yatırımcıyız ya, dişimizden tırnağımızdan arttırıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını geliyoruz. Biz bu şekilde şirketlere yatırıyoruz. Daha sonrasından İşte istemeyen durum oldu. Kusura bakmayın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bir şekilde bu hisse senedine destek olunması gerekiyor. Destek olacaksın kardeşim. Destek olacaksın. Ne yapacağız? Elin Bankof'unu mu bekleyeceğiz? Merlin'i mi bekleyeceğiz? Küvedi Suidi'ni mi bekleyeceğiz? Böyle bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Sizler de desteğinizi olun. Şayet hisseye hala da destek olmazsa arkadaşlarım hep beraber SPK'ya yazacağız dilekçemizi. CİMER'e yazacağız şikayetlerimizi. Yani bizler burada mağdur durumdayız. Burada yani sıkıntıya giren bizleriz. Yani sonuçta bizim paramızı pul ediyorlar. Burada arkadaşlar lütfen destek olalım. Sizler de grubumuza, kanalımıza destek olun. Sizlerle beraber bu haklı mücadelemizde yürüyelim. Sizlerle beraber kazanacağız arkadaşlarım. Burada da şunu söylemek istiyorum. Tek başımıza hiçbir şeyiz. Arkadaşlarım hep birlikte her şeyiz arkadaşlar. Bakın tek başımıza hiçbir şeyiz. Ben tek başıma bir şey yapamam. Ama sen de benim yanımda olursan, diğeri de benim yanımda olursa arkadaşlarım her türlü bir şeyler yapacaklardı diye bekliyoruz. Çünkü yumruk gibi bir olacağız arkadaşlarım. Yumruk gibi bir olacağız. Yumruğumuzu gerekiyorsa onların kafasına vuracağız. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok arkadaşlarım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.